selam. Ben Mehmet hocanız arkadaşlar. Yepyeni bir yıl, yepyeni bir video. Yeni yılın ilk videosu diyelim. Ve tabii ki en güzel tekrarlar rehber matematikte başlar demiştik. Ve o tekrarlara TYT'nin mini denemeleriyle devam ediyorum. 5 tane çok güzel sorum var yine. O soruları çözeceğiz beraber. Hangi ortamda olursa olsun biz bu denemeleri seninle birlikte çözeceğiz demiştik. Yine başka bir ortamdayız. Yine çözüyoruz. O zaman hiç bekletmiyorum. İlk sorum için gönder gelsin. Evet, yine birbirinden güzel 5 tane sorum var demiştim. Şöyle soruları bir göz atalım. Birinci sorumuz rasyonel sayı sorusu. İkinci sorumuz üslü sayı sorusu gibi. Üçüncü soru bir köklü sayı. Dördüncü sayı yine temel kavramlardan bir soru geliyor. Beşinci sorumuz da mutlak değer... Hayır, eşitsizlik sorusu. Ama mutlak değer de var içerisinde. Tamam. Şimdi ilk soruyla başlayalım bakalım. Yine benzerini zaten ÖSYM'e sormuştu, onu da söyleyeyim. Evet, ilk sorum. Necati dikdörtgen şeklindeki arazisini 30 eş kareye bölmüş ve bu kare şeklindeki parçalardan yeşil ile gösterilenlere mısır, sarı ile gösterilenlere ayçiçeği ekmiştir. Mısır ektiği alanın tüm alana oranı 3/5'tir. Bence artık kalemi elimize alma vakti geldi. Çünkü elimde bir oran var. O oranı yazmak istiyorum. Mısır bölü tüm alanın oranı neymiş? 3/5'miş. Hatta biz hemen soruya daha devam etmeden şuradan şunu da hesaplayabiliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani 6 çarpı 5'ten toplam burada kaç tane kare var? 30 tane. Yani ben bu 3/5 kesrini genişletirsem neyle? 6 ile genişletiyorum. 3 kere 6, 18. 6 kere 5, 30. Tüm alan 30 kareden oluşacak. Mısır ettiklerimse 18 taneden oluşacak. Galiba bir şeyler ortaya çıktı. Şimdi tekrar devam ettim. Sonra oluşan bu sel baskınında tarlanın bir kısmı aşağıdaki gibi su altında kalıyor. Şu su kısmı görüyorsun, maviyle çizilmiş. Buna göre tamamı su altında kalan mısır ekili alanın ayçiçeği ekili alana oranını soruyor. Yani bizden şunu istiyor. Su altı yazalım. Su altında kalan kısımda mısır bölü ayçiçeği. Ayçiçeği. Peki hocam bunu nasıl yapacağız? Tamamı su altında kalması gerekiyor. Şurayı bir silelim daha önceden yaptığımız. Öncelikle bu mısır ektiğimiz alanlardan kaçı su altında kalmamış ona bakalım. Şöyle saymaya başladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bak bunun tamamı su altında kalmamış, sayabilirim. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bunun da tamamı su altında kalmamış. Bizim toplamda 18 tane ekili mısır alanımız vardı. Bunlardan 14'ü su altında kalmamış tamamı. Demek ki su altında kalan tamamı su altında kalan kaç tane var? 4 tane. Geldim o 4'ü buraya yazdım. Şimdi döndüm. Dedim ki ayçiçeği ikili alanlara bakalım. Onları da şöyle kırmızı ile yazayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanesi su altında kalmamış tamamen. Toplamda peki ayçiçeği ikili alanları nasıl bulurum? 30 parçadan oluşuyor. Bunların 18 tane mısır var. Çıkarttım 18'i. 12 tanesinde ne var? Ayçiçeği var. Ama bu ayçiçeklerin de 6 tanesi su altında kalmamış. Çıkardığımda 6 tanesi ne altında kalır? Su altında kalır. O zaman artık cevabı yapma vakti geldi. Sadeleştirmeleri yapıyorum. Doğru cevabım 2/3'tür. Vurdum cevabı C seçeneğine. Geçtim sıradaki soruya. İkinci sorumuz. Matematik öğretmeni Şakir. Evet. Tahtaya aşağıdaki 6 sayıyı yazıyor. 16, 64, 81, 243, 256, 625. Görüyorsun zaten bunlar belli bir sayıların kuvvetleri değil mi? Daha sonra öğrencilerinden bu sayıları üssü birden farklı olacak biçimde pozitif sayıların kuvveti biçimde yazmalarını istiyor. Misal bak burada ilk örneği verecek olsam 16 yerine ne yazabilirim? 2 üzeri 4 yazarım. 64 yerine ne yazarım? 2 üzeri 6 yazarım. 81 yerine 3 üzeri 4 yazarım. 243 yerine 3 üzeri 5 yazarım. 256 yerine 2 üzeri 728'dir. 2 üzeri 8 256'dır. 2 üzeri 8 yazarım. 625 dediğim sayı da aslında 5 üzeri 4'tür. Ben de bunu yazdım. Buna göre devam ediyor soru. Aşağıdaki sayılardan hangisi öğrencilerin yazdığı üslü sayıların tabanında ve kuvvetlerinde ayrı ayrı kullanılmamıştır? Şimdi tabanında ve neresinde olacak? Kuvvetinde ayrı ayrı kullanılmayan sayıyı arıyorum. Misal 2 tabanda kullanılmış mı? Kullanılmış. Üste kullanılmış mı? Onu nereden görebilirim? Mesela şurada görebilirim. Aslında 3 üzeri 4 sayısını ben 9'un karesi şeklinde yazar mıyım? Yazarım. Üste de 2'yi kullandım mı? Kullandım. Demek ki 2 sayısı olsaydı burada 2 sayısı hem tabanda hem kuvvette kullanılmıştı diyecektim, eleyecektim. Peki biz 3'e bakalım. 3 tabanda kullanılmış mı? Kullanılmış hocam. Bakalım üste de kullanılabileceği bir yer var mı?
2 üzeri 6 sayısını ben peki şöyle kullanabilir miyim? 2 üzeri 2 üssü 3 yazsam. Üssün üssü çarpılır 2 kere 3, 6, tamam, güzel. Yani bu ifadeyi de ben 4 üzeri 3 şeklinde yazsam üst kuvvette de tabanda da 3'ü kullanmış oldum mu? Ayrı ayrı kullandın hocam. Demek ki 3 değil. 4'e bakalım. 4 üstte kullanılmış mı? Kullanılmış. Az önce yaptığım hesaplamada tabanda kullanıldı mı? Kullanıldı. Onu da geçtim. 5'e geldim. Hocam 5 tabanda kullanılmış. Şimdi üste bakalım. Üste de kullanmış mıyım? Kullanmışım. 6'ya bakıyorum. Tabanda kullanma şansım var mı 6'yı? Sanki tabanda yok. Ha, üste kullanmışım zaten. Ama tabanda sanki kullanma şansım yok. Yine de devam ettim. 8'e geldim. 8, bak burada üste kullanılmış 8. Başka nerede kullanılabilir? Şu 2 üzeri 6 ifadesini ben yine aldım. 2 üzeri 6 ifadesini 2 üzeri 3'ün karesi şeklinde yazdım. O da nedir? 8'in karesidir. Tabanda da 8'i kullandım. Ama kullanamayacağım bir ifade varsa o da 6'dır. Üste kullanırım ama tabanda kullanamam verilen sayılarla. Anlaştık mı? Yine güzel bir soruydu. Yine üstlü sayılarda böyle bizi uğraştıracak. Ama belki de günün bence en güzel sorularından biri. Gerçekten evsu diyebileceğim bir soru. Köklü sayıyla ilgili. Kesinlikle bu soruyu çözmeden. Hani ben köklü sayı sorusu çözdüm deme. Gerçekten özellik itibariyle çok güzel bir soru. A, B, C, D. Birbirinden ve birden farklı pozitif tam sayılar. 108 A kök B. 180 C kök D eşitlikleri sağlanıyor. Yalnız o A nedir, B nedir, C nedir, ne denir bilmiyoruz. Buna göre ifadelerinden hangileri en gıcık nokta geliyor güzel arkadaşım? Her zaman doğrudur. Her zaman ifadesi varsa önce bir tırsacaksın zaten. Tamam, her şey güzel, hoş. Biz şu 108'i bir alalım bakalım, dışarıya nasıl çıkarabiliriz bakalım. 36 çarpı 3 108'i veriyor muydu? Veriyordu hocam. Devam. 36 dediğin sayı 6'nın karesi çarpı 3 müdür? Evet. Peki o ifadeyi de 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi çarpı 3 şeklinde yazabilir miyim? Yazarız. Hiçbir problem yok. Bunu neden yapıyorum biliyor musun? Ben burada A ile B'yi hesaplamaya çalışacağım şimdi. Diyorum ki A dışarı çıkabiliyor olması lazım. Mesela bu 2'nin karesi dışarı çıkabilir mi? 2 diye çıkar. Diğerleri içeride kalsın. Yani şuradaki ifadeleri içeride bıraktım. 3 kere 9'dan ne geldi? 27 geldi. Demek ki B dediğim ifade 27, A dediğim ifade 2 olabiliyor. Peki sadece bu kadar mı? Hayır, farklı ihtimaller var. Onların hepsini yazmanı istiyor. İşte bu sorunun güzel yanı zaten o. Onları da yazmaya devam ediyorum. 3'ün karesi dışarı çıkar mı? 3 diye çıkar hocam. Peki 2'nin karesi ve 3 içeride kalır. 2'nin karesi 4. 4 kere 3'ten ne yaptı? 12 yaptı. Anlıyorsun değil mi sen beni? Ne yazdığımı? Farkındasın olayın. Tamamdır. Devam. Bunları da sildim. Peki 2 kare çarpı 3 kare, yani 6 dışarı çıkabilir. 3 içeride kalabilir. Hocam bir de birli bir istemiyor. Bak özellikle birden farklı diye yazmışız burada. Demek ki A ve B'nin alabileceği değerler. Bunlar başka da bir değer alamam. Şimdi ben artık A ile B ile işimi bitirdim. Artık C ve D ile benim işim var. Peki C ve D'yi nasıl yazacağız? Hemen ona bakalım. 180'miş sayımız. Onu da ben 18 çarpı 10 diye yazacağım. Onu da 2 çarpı 3'ün karesi çarpı 2 çarpı 5 diye yazacağım. Yine onu 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi çarpı 5 şeklinde yazabiliyorum değil mi? Bir işlem hatası da yapmadığımıza göre süper. Peki aynı mantıkla dışarı çıkaracağım. Bak 2 dışarı çıkabilir ki kendisi C olur. İçeride 3'ün karesi ve 5. Yani kaç kalır? 45 kalır. 45'imi de yazdım. Peki 2 dışarı çıkmasın hocam. 3 dışarı çıksın diyebilirsin. 3 dışarı çıkarsa 2'nin karesi 4, 5 çarptığım 20 içeride kalır. Hocam ikisi birden yine dışarı çıkabilir. 6 şeklinde dışarı çıkarlar. İçeride kim kalır bu sefer? 5 kalır. İyi, güzel, hoş. Buraya kadar hepsini bulduk sanki diyorsun ama burada kritik bir nokta var. Onu özellikle sana vurgulamam gerekiyor. Birden ve birbirinden farklı bu sayılar. Yani aynı değerleri aldıkları anı kabul etmiyoruz. Farklı değerler almaları da önemli benim için. A artı B artı C artı D çift sayıdır diyor. Öncelikle şunun bir rengini değiştireyim ben. Şunu bak nasıl yapalım biliyor musun? A artı B'nin alabileceği toplam buradan tek sayı olabilir. Buradan alabileceği toplam tek sayı olabilir. Buradan alabileceği toplam ne olabilir? Tek sayı olabilir. Yani her halükarda tek sayı alıyor. CD için de burası tek sayı. CD için de yine burası tek sayı. Toplamları yine ne oldu? Tek sayı oldu. Yani ben bu arkadaşlara AB artı CD şeklinde aldığımda bu taraftan da tek sayı gelecek. Buradan da tek sayı gelecek. Otomatikman ne yorumu yaparım? İki tek sayının toplamı çift sayıdır hocam. He. O zaman her halükarda
Evet hocam, aynı oldukları durumu alamıyoruz. Mesela şurada gördüğün ikilileri alamam. A2, C2 olmuyor. Tamam mı? Onu almazsın, şu ikiliyi alırsın. Değil mi? A2,27 olur. C3,20 olur. Ama ikisinin de toplamı tek tek geldiği için her halükarda çift sayı çıkıyor. Kurtuluşu olmuyor. O zaman birinci madde ne oluyor? Kesinlikle doğrudur. Her zaman doğrudur. Benim de aradığım zaten oluyor. A çarpı B çift sayıdır. Bakalım. Şimdi benim A dediğim değer 2 olabilir ama C dediğim sayı 2 olamaz, 3 olabilir. 2 kere 3'ten 6 çift sayı geliyor. 6 olabilir C sayımız. 2 kere 6'dan 12 geliyor. Her seferinde çift sayı geldi. Ama dur bakalım hocam, diyeceksin ki biz A'ya 3 alalım. A'ya 3 alırsam C 2 olur. 2 kere 3 6. C 6 olur. 3 kere 6 18. Her halükarda çift sayı geliyor. Süper. A 6 ise eğer C sayısı 2 olur. 2 kere 6 12. 2 3 kere 6 18. Her halükarda A C yine ne geldi? Çift sayı geldi. Geldim son duruma. B eksi C büyüktür 0. Yani kısa da C'yi karşıya attım. B C'den her halükarda büyük müdür diyeceksin. Şöyle sayılara baktığında hocam 6'ya 3 durum var. Herhalde büyük olmuyor mu diye düşünürsün. Bu durumda değil mi? C B'den büyük gözüküyor. Ama kusura bakma, sen C'yi 6 seçtiğinde B'yi 3, A'yı da 6 seçmek zorunda kalıyorsun. Fakat birbirinden farklı ifadesi vardı. Ne oldu, onu unuttun mu? Ha, onu da işe alınca demek ki biz burada B'yi, C'yi 6 seçerken B'yi ya 27 ya da 12 seçmek zorundayız. Diğer ihtimalleri seçmek zorundayız. Mecburuz ona. Peki hocam, diyelim ki C 6 değil 3 olsun. Zaten buradaki bütün sayılar neredeyse 3'ten büyük. Ama tek bir durumda ne çıkıyor? B ile C aslında birbirine eşit olabiliyor mu? Bir bakalım bakalım, burası da kritik yere geliyor işte. Ben C'ye 3 seçtiğimde B'nin de 3. Ya hocam eşit seçemiyoruz, mevzuyu anlamadım. Eşit seçemediğim için onu da alamıyorum. E o zaman C'ye 2 seçtiğimde 12, 27, 3 hangisini istersen alabiliyorsun. Gerçi ilk durumu alamıyoruz A'dan ötürü ama 12'de 3 de yine C'nin bütün değerlerinden büyük oluyor. Kısaca her halükarda B C'den büyüktür. Her zaman büyüktür. Doğru cevap E seçeneğidir. Alayı doğrudur diyorum. Çok güzel bir soruydu. Geldim dördüncü soruya. K, L, M birbirinden farklı. K, L, L, M iki basamaklı ardışık çift sayılar. Ardışık çift sayıları unutma. K, L küçük, L, M olacak şekilde yazılmış. Buna göre K, L, M 3 basamaklı sayısının 6 ile bölümünden kalan kaçtır deniyor. Bir dakika, biz şuradan başlayalım. Bir kere K, L de, L, M de iki basamaklı çift ardışık sayılarsa bunlar çift sayılardır. Yani L'nin alabileceği değerler içerisinde 0, 2, 4, 6, 8 olmak zorunda. Aynı şekilde L'nin alabileceği değerlerde de 0 ki aynı olsanı yazmak zorundayım buraya da. Bunları yazmak durumundayım. Doğru mudur? Doğru. Peki L yerine 0 yazılır mı? Hayır. Bu ihtimali görmezden gelebilirim dedim. Geldim buraya. Şimdi ben KL ifadesine bakıyorum. Sonu 2 ile başlıyor. LM ifadesine başlıyorum. Başı 2 ile başlıyor. Böyle bir çift sayı yazabilir miyim? Ardışık, ardışık. Mesela K'ye 1 ver, M'ye ne verirsem vereyim ardışık olmuyor. 12'den 20 küsüre atlayacağım. Mümkün mü? Değil. Ya bunu biz nerede sağlayacağız hocam? Belli ki birincisinde değil. Mesela burada biz K'ye 2 versek 24, sonra bir anda 40'a fırlıyoruz. Olmaz. Hocam 30 versek 34'ten 40 küsüre fırlıyoruz. Ardışık olmaz. Hocam 44, aynı değerleri veremiyoruz. Birbirinden farklı diye zaten burada baştan belirtmiştik. E bu da olmadı. Sen gel. Hiç lafı uzatmayalım. Biz burada 78 alırsak sayımızı, yani K'ye 7, L'ye 8 verirsek bir sonraki ardışık sayı kaçtır? 80'dir. Gerçekten ardışık yazabildim mi? Yazdım hocam. Ve hepsi birbirinden farklı. Ne yaptım? K'yi 7 aldım. L'yi 8 aldım. M'yi 0 aldım. Soru benden ne istiyor? KLM 3 basamaklı sayısını yaz. 7, 8, 0, 780. Bu sayının 6 ile bölümünden kalanı bana söyle diyor. 6 ile bölünebilme kuralına gidiyor hemen kafam. Diyorum ki 2'ye ve 3'e tam bölünürse 6'ya tam bölünür. 2'ye de tam bölünüyor. 7, 8 daha 15. 3'e de tam bölünüyor. Kalan kaç olur? Her halükarda 0 olur. Doğru cevap A seçeneğidir dedim. Vurdum cevabı A'ya. Geldim günün son sorusuna, 5'in sorusuna. Ama sen buraya kadar izledin. Ya hocam gerçekten iyi oluyor bu tekrarlar. Devam etsin diyorsan, o zaman sen de gönder gelsin bir beğen tuşu be güzel arkadaşım. Tamam. 5. soru. Gel bakalım ona da. AB gerçek sayıları için A sayısının 2'ye uzaklığı 3'tür. 3'ten küçüktür, özür dilerim.
Ya bu ne demek? Bu bir şeyin tanımı. Bunu görmen lazım artık. Sen sınava girecek öğrencisin. Bunu görmeden olmaz. Bu bir şeyin tanımı neyin tanımı hocam? Mutlak değerin tanımı. A sayısının 2 sayısına uzaklığı demek A eksi 2 demek. Uzaklıktan sonra 3'ten küçüktür dediği için bir de eşitsizlik giriyor devreye. Mutlak içerisinde A eksi 2 küçüktür 3 yazmak zorundasın. Geldim bir sonrakine. B sayısının eksi 1'e olan uzaklığı 4'ten küçüktür. Şimdi B eksi eksi 1 küçük 4 yazman gerekiyor. Kısaca eksiler birbirini götürüyor. B artı 1 mutlak değerce küçükmüş kimden? 4'ten. Benim elimde 2 tane veri var. Bak bir bu verimiz var bir de bu verimiz var. Buna göre işlem yapacağız şimdi sende. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Bir toplamı ile ilgili, iki farkı ile ilgili, üç çarpımı ile ilgili. Ben de hepsiyle ilgili işlemleri yapmak için şöyle yeni bir sayfa açayım dedim ama aynı sayfayı açıyormuş altta. Neyse. Şu eşitsizliği alalım mı seninle birlikte? Şunu alalım, beraber yorumlayalım. Hocam mutlak değerce a eksi 2 küçük 3 demek aynı zamanda büyük eksi 3 demektir. Bunu çözelim. Eksi 2'ye her iki tarafa atarsam a küçüktür 5'ten ama a büyüktür eksi 1'den. Kabul müyüz? Kabul devam. Aynı şekilde b artı 1 küçükse 4'ten büyüktür eksi 4'ten derim mutlak değerden kurtulurum. 1'e her iki tarafa atarım. Burada eksi 5 olur. Onu yazamadık. Yazacağız. Eksi 5 küçüktür b'den. O da küçüktür 3 yazar mıyım? Yazarız hocam. Ama biz bu iki ifade için neyi arıyoruz? Toplamı arıyoruz. Onları da alt alta yazıp toplamam gerekiyor. Nerede toplayacağız ya? Artık yukarıdaki işlemin sonucuyla ilgili bir derdim kalmadı ya. Şurayı sileyim mi? Şurada işlem yapalım mı biz seninle? Şunu bir silelim seninle. Gel bakalım burada işlemimizi yapalım. Hocam a'yı eksi 1 ile 5 aralığında buldum. B'yi eksi 5 ile 3 aralığında buldum. Biz de diyoruz ki ben desin alt alta toplayalım. Eksi 6 küçüktür a artı b. O da küçüktür kaçtan? 8'den. Peki sen ne diyordun? En büyük değeri 7'dir. Evet gerçekten alabileceği en büyük tam sayı değeri 7'dir. Kesinlikle doğrudur dedim. O zaman buna onayı verdim. Şimdi yer açılması adına yine bu arkadaşı aldım. Bu taraflara kaydırdım. Bize kim lazım? A eksi b lazım. A eksi b'ye nasıl ulaşırım? B'nin negatif değerini alarak ulaşırım. Şimdi a'nın değeri belli mi? Eksi 1 küçük a küçük 5 alt alta toplama yapabiliyorum. Başka bir şey yapamıyorum ya. O zaman dedim ki buradaki b değerini ben eksiyle çarpıp yazarım. Eksiyle çarptım eşitsizlik yön değiştirdi. Eksi 3 eksi b küçüktür artı 5. Şimdi dedim ki gel alt alta şimdi toplayalım olayı görelim. Eksi 4 küçüktür a eksi b aradığım değer sonunda geldi. Küçüktür 5 kere 5 pardon 5 5 tane geldi 10 geldi. Bu da tamam. Sen ne istiyorsun? En küçük tam sayı değeri eksi 3'tür. Gerçekten alabileceğim en küçük tam sayı kaçtır? Eksi 3'tür. Bu ifade de doğrudur. O zaman yola devam. Bunu da aldım. Şöyle kenara iyice sıkıştırdım bunları. Geldim son ifadeye. A çarpı b istiyorum. Yine değerleri yazacağım tabii ki. Eksi 1 küçüktür a'dan. O da küçüktür 5'ten. Aynı şekilde b'yi de yazıyorum. Eksi 5 küçüktür b'den. O da küçüktür 3'ten. Taraf tarafa çarpma yapmak demek ne demektir? Sırayla hepsini çarpıyorsun eşitsizlikteki sayıları çaprazlama olarak. En küçüğüne en sola, en büyüğüne en sağa yazıyorsun. A çarpı b ifadesi küçüktür. Eksi 1 ile çarptığımda bir artı 5 gelir, bir eksi 3 gelir. Artı 5 ile çarptığımda eksi 25 gelir. Gelebilecek en küçük sayıyı buldum eksi 25. 5 ile çarptığımda 15 gelebilecek en büyük sayıyı bulurum. Güzel. Eksi 25 ile 15 aralığı. Bu da doğru. Ama 39 tane tam sayı değeri var diyor. Gerçekten hangi tam sayıdan başlar bu? Eksi 24, eksi 23, eksi 1, 0, 1, 14'e kadar yazarım. Şimdi düşünüyorum. Diyorum ki buraya kadar kaç tane sayı yazdım hocam ben? 24. Şurada 0 var. Bir tane oradan geldi. Artı burada kaç tane var? 14 tane. Topladığında ne yaptı? 29 tane. Vurdum. Üçüncü ifade de doğrudur dedim. Doğru cevap E seçeneğidir dedim. Yine mini deneme, 10. denemeye kadar gelmişiz. Hay maşallah diyorum. Ve yine çok güzel bir tekrar yaptık. Ey güzel arkadaşım, mini denemelerimiz problemlerle, TET mini denemelerle ve hatta yakında başlayacak olan AYT mini denemelerle yola devam ediyor olacağız. Sen bu seriye yorum atarak, beğeni atarak desteklerini gösterebilir, devamının gelmesini sağlayabilirsin. Ben senin için burada olmayacağım. Her seferinde farklı bir konumda da olabilirim ama videolar devam edecek diyelim. Rehber matematikte en güzel tekrarlar dedik. O zaman bir sonrakinde görüşmek dileğiyle. Hoş kal, hoşça kal.